bugün aranızdan birine gene bir sürprizim var. Ay Mahve, çalış çalış, ekip çalışıyor arkadaşlar. Aranızdan birine sürprizim var. Kim olabilir? Beyaz takıma gelsin artık ya. Beyaz takıma değil evet mi? Ya. Artık sana gelsin. Değil mi? Ben sürpriz istemiyorum. O korkuyor, o gelin gelecek, Hasan gelecek diye ödü kopuyor. Yok, gelin gelsin. Peki, hazır mıyız? Hazırız. Bekletmeyeceğim sizi daha fazla. Sürprizimiz Ayşe Yetme. Yemin ediyorum ya, maşallah ya. Peki, sürpriz gelsin mi artık o zaman? Gelsin. Peki o zaman Ayşe Yetme bir sürpriz ve sürprizimiz geliyor. Alkışlarla geliyor. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Ay senin ağzın, merhaba. Elhan Bey hoş geldiniz. Annem. Kurban olurum ben senin annem. Kız kocanı da öpsene. Heyecanlandı. Çocuğu gördü, kocayı unuttu. Songül Hanım. O benim dünyam Songül Hanım. O tabii ki dünya da yani hani ikinizin meyvesi ya. Ondan da İlhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel ettiniz, iyi ki geldiniz. Yani panik kadar çok bayılabilirim. Yani o kadar titriyorum ki. Peki çok acılar yaşamışsınız. Geride kalanlara Allah uzun ömür versin diyelim. Çok geçmiş olsun tekrardan. Sağ olasın. Acınızı deşmek istemiyorum şu anda ama çok güzel bir tablo var karşımda. Çok teşekkür ederim. Sevindin mi, mutlu oldun mu? Ya ben belki ben ne yapayım, kurban olurum ben belki ya. Vallahi yani artık gerçekten artık şaşırmıyorum. O kadar ki titriyorum yani sadece söyleyecek değil şey sürpriz yok. Sürpriz sürpriz olunca ya, bekliyorsun, umuyorsun. Sürpriz hiç haberim bile yok, aradım açmadılar. İlhan Beyciğim siz çalışıyorsunuz herhalde değil mi? İşte yani iş olunca çalışıyorum. İş olunca çalışıyorsunuz mecburen. Orada zaten şartlar şu anda tam yerinde değil. Evet. Oturmadığı için. Bir düzenli iş olursa daha iyi olur değil mi sizin için? Tabii. Daha iyi olur. Peki Allah nasip ederse şimdi evinize de geçeceksiniz. Bizim ekip arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir sürpriz vardı. Evet, yeni verdiler zaten konteyneri. Dün değil, evvelsi gün oradaydım, temizledim zaten, ondan sonra buraya geldik. Evinize de gidiyorsunuz, yerleşeceksiniz inşallah. İnşallah. İş çok önemli, geçinmeniz için çok önemli. Düzenli bir iş olmayınca, tabii ki gelir olmayınca düzenli, evde daha çok sıkıntı olabilir. Bir de bebeğimiz var, çocuğumuz var, daha büyüyecek o değil mi oğlum? İnşallah, Allah nasip etsin inşallah. Hikayeniz çok derindi ve çok acıydı. Ve tüm Türkiye etkilendi ve insanlar sizin yanınızda olabilmek için elinden geleni yapıyor. Teşekkür ediyoruz, ekip arkadaşlarımıza da ulaşıyorlar. İnşallah sizi böyle bir nefes aldırmak amacımız aslında. İnşallah. O kadar çok iş adamı aradı ki hayırsever iş adamları size yardımcı olabilmek için, iş vermek için size. Onlardan bir tanesi bugün özellikle telefonumuza bağlanacak ve bakalım bize ne sürpriz olacak. Hemen bağlayalım. Evet, hayırsever iş adamımız Deniz Bey İstanbul'da yaşıyor. Bir özel hastanenin sahibi ve sizlere yardımcı olmak istiyor. Bakalım neler konuşacak, neler anlatacak bize, ne teklif edecek bize, onu daha çok merak ediyorum. Biraz nefes alacağız, biraz mutlu olacağız, keyifleneceğiz, hayata yeniden tutunacağız. İnşallah. Deniz Bey merhabalar. Merhabalar Songül Hanım. Teşekkür ediyoruz bu duyarlılığınız için. Biz teşekkür ederiz efendim. Kurumum ve kendi adıma teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ediyorum Deniz Bey. Şimdi Ayşe Hanım ve İlhan Bey yanımda. Sizlerden o güzel sürpriz duymak istiyoruz aslında biz, mutlu olabilmek için. Songül Hanım, öncelikle size ve ekibinize böyle güzel bir program yaptığınız için teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim ben Esenyurt'ta özel bir hastanenin başhekimi ve aynı zamanda sahibiyim. Hocam merhaba, teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Kabul olursa Ayşe Hanım ve eşiyle alakalı bir naçizane iş vermek istiyorum. İş vermek istiyoruz. Evet, iş vermek. Peki. Hocam bu iş İstanbul'da mı olacak hastanede? Evet, İstanbul'daki hastanemde görevlendirme yapacağım kendilerine. Çok teşekkür ederiz Deniz Bey. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İnşallah bir gün sizi ziyaret etmeye de geleceğim. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. İnşallah. Çok naifsiniz. Çok vicdanlısınız. İyi ki varsınız. Saygılar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Alkış. Kocaman bir alkış. Birbirine yardım eden, bu kadar milletine düşkün, vallahi Türkiye. Eğer kabul ederlerse burada çalışmayı, benim kirada bir evim var.
onlara bir yıl boyunca kira almadan evimde ağırlamak isterim. Bravo. Ay Ayşe, evet. Nasıl güzel bir şey bu ya. Bakar mısın? Bakan böyle bir milletiz. İyi ki buradayız. İyi ki Türk'üz. İyi ki burada yaşıyoruz. Bugün haftanın finalinde bu tabak kimine iki kişi veda edecek. Aa. Bugün iki kişi elenecek. Her takımdan bir kişi bugün buraya veda edecek. Çünkü ben bazılarınızda yarışmaya dair bir hırs görmüyorum. Bazılarınız fazla hırslı, bazılarınız hiç hırslı değil. Yani yarışmaya tutunamıyor. Yani düşünsenize hafta pazartesiden cumaya kadar yarışıyorsunuz. 50 bin lira alıyorsunuz, çalışsanız alamazsınız. Ve günlük 5 bin lira alıyorsunuz, haftalık 75 bin lira. Bazıları hırsından deliriyor. Bazılarında hiçbir şey yok, nötr. Yani size tavsiyem bugün herkes aklını başına toplasın. Kimin gideceği belli değil. Bugün belirler, yemekleriniz belirler, aldığınız paralar belirler, duruşunuz belirler kardeşim. Bu kadar. Burada olmayı hak eden duracak, hak etmeyen gidecek. Bu kadar. Herkesin topladığı paralar birbirine çok yakın. Söylemeyin sakın. Sakın, sakın demeyin. Ben zaten çok kazanmıştım. Şengül abla deme, ben daha dün kazanmıştım. Müşra deme, Fatma deme, öyle bir şey yok. Birbiriniz o kadar yakınsınız ki. Bugün karşı takımdan biri Müşra'nın tabağını bulursa o çıkar. Bulamazsa o çıkar. Bugün dengeler alt üst oluyor. Kusura bakmayın ama kimlerin yemek yaptığını soracağım hemen ama. Gardınızı alın, iddialarınızı yapın. Kendinizi hazırlayın, finale hazırlayın arkadaşlar. Zor bir gün sizi bekliyor. Güzel yemekler çıkartın, bırakın tabağınızı bulan bulsun. Bu kadar basit. Kimler yemek yapıyor bugün? Büşra ve Fatma yemek yapıyor, Şengül ablayla Merve yemek yapıyor. Peki o zaman hemen yemeğimizi açıklayacağım ama daha öncesinde bir kaldıralım mı? Kutuların açılmasıyla görüyoruz ki şefimiz bugün de harikalar yaratmış. Titizlikle seçip hazırladığı şu güzel mi güzel malzemeler muhteşem bir lezzet yolculuğunun başlangıcını müjdeliyor. Sinop prenses tatlısı yapacağız bugün. Yemek yapacaklar, tezgahların başında duruyorlar ve yemek yapmayacak. Arkadaşlarımızı hemen izleme odasına alıyorum. Hanımlar, kapı açık, izleme odası sizi bekliyor. Hadi bakalım. Şengül abla yemekte hamurda iyi ama tatlı da iyi değil. O yüzden inşallah hayal kırıklığına uğratmaz bizi. Tamam artık ayrılın. Kime diyorum ben? Hanımlar yeter bu kadar konuştuğunuz. Hadi 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 kapıya. Bugün final günü. Tatlı çıkması için bana kötü oldu ama bugün final. İnşallah bir sorun bir şey çıkmaz. Keşke ben yapsaydım. Gerçekten bugün gerçekten 4'te 4 yapardım. Öyle düşünüyorum. Peki hanımlar, hemen vakit kaybetmeden sürenizi açıklamak istiyorum. Süreniz Sinop prenses tatlısı için tam 55 dakika. Süper. Peki. Hazırsanız buyurun 3-2-1 başla. Zilin çalmasıyla mutfakta her zamanki gibi heyecanlı bir hareketlilik başlıyor. Artık Sinop'un simgelerinden biri olan prenses tatlısı için blenderlarımızı fırfır çalıştırıyoruz ve kremalarımızı özenle hazırlıyoruz. Final gününde bu tatlının hakkını daha çok hangi yarışmacımız verecek acaba? Büşra. Efendim. Ne yaptın? Çırptın mı kremanı? Kendimi çırptım, karıştırdım. Kendimi Fatma'yla yarıştırdım. Bugün kendin gibi bir pasta yapıyorsun. Değil mi? Prenses pasta. Çünkü ben prensesim biliyorsunuz. Adıyaman prensesi benim. Adıyaman prensesi Büşra. Evet ben. Büşra. Efendim. Sence bugün neler olacak? Vallahi bilmiyorum. Ben yine gördüğünüz üzere Fatma her ne kadar beni sevmese de bağırsa çağırsa da bana, ben yine elimden gelen yardımı yapıyorum. Ama Fatma dün çok ağladı. Geçen hafta biliyor musunuz, tevafuk böyle bir şey. Geçen hafta aynı gün ben de o kadar ağlamıştım. Hem de aynı güne denk geldi ve Fatma tarafından ağlatılmıştım. O yüzden ağlayabilir insanız. Fatma bu 2 aydır burada. 2 aydır hiç ağlamamış. Nasıl bir duygu olduğunu bilmiyor. Stresi bilmiyor, potayı bilmiyor. Bunu biraz yaşaması bence iyi oldu. Üzülmedin mi? Ben mi? Ben üzüldüm aslında ağlamasına. Yanına da gittim. Ama o beni itmeyi tercih etti. Yani böyle hani gelme yanıma gibisinden. O yüzden söyleyecek bir şeyim yok benim ona. Kendisi bizim olmuş tabaklarımıza düşük paralar verdiğinde
bizim neler hissettiğimizi anlasın istedim. Anladı mı bilmiyorum. Şengül ablam, Şengül ablacığım. Hadi. Ne yapıyorsun? Yumurta çırpıyorum. Çırpıyor musun? Evet. Ne koydun ona? Bal koydum. 2 tane yumurta. Oradan sonra şeker koydum, karbonat koydum. Başka? Başka koyacağım, biraz yağsın eridiğimde. Şengül abla, yanlış yaptın. Hayır canım oğlum, ben dinledim şefi. Ama yumurtanın akını ayırmamışsın. Yok, istersen getireyim oku. Yanlış okumuşsun. Bak getiririm, sana okudurum ha. Niye Merve'ninkine bakıyorsun? Yok, onunla şu an hangisinden koydu diye bakayım. Geçen şey dedin ya sen. Hı. Doğum tarihimi bilmiyorum dedin ya. Bilmiyorum. Biraz daha anlatsana, başka ne olmuş? Ben ne bileyim. Anam diyor ki rahmetli, patatesler sökülürken, babam da diyor ki ekinler biçilirken. Bu nasıl oluyor? Patates ne zaman sökülüyor? 10. ay. Bu da şöyle köylerde hafif bir kırağa düşerdi. He, ekim falan o zaman. Evet. Ekim mi? Ekim. Aslında o zaman bu ay senin doğum günün. İşte ekim biçilirken, patates mi sökülürken? Onu anlamadım. Ekinler ne zaman biçiliyor? 7. ayda. Ağustos'ta biçilmiyor muydu abla ya ekinler? Nasıl ya? Ben mi yanlış biliyorum? Şimdi senin burcun ne, biz onu bilmiyor muyuz? Hiçbir şey bilmiyorum. Sen sanki yengeçsin. Gerçek mi? Evet, duygusalsın bir kere. Ben çabuk ağlarım ben. Doğru, hemen ağlıyorsun. Ben de yengecim. Gerçek. Bir de yengeçler biraz böyle şey olur, pinti olur. Aa, sen de pintiye getirdin ha. Hiç beklemedim. O zaman sen de pintisin. Gerçek söyleyeyim, yengecim sen. Bir de altını çok sever yengeçler. Hani altının mı var Allah aşkına, söyle, var mı? Belki gizli çekmecen var. Gel gidek. Ben evde doğduğum için burcumu bilmiyorum ne olduğunu. Yengeç mi, başka bir şey mi? Kimliğim hatta çok sonra çıktı. Ben kimliğimin çıktığını bilirim. Babam mıhtarı da çıkarttı. Çok sonra. Ellerin hep un olmuş ya. Dur kız, elimi yıkayayım bir güzelce. Merve Naz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ben tatlımın hamurunu şu anda yoğuruyorum. İnşallah ununu güzelce yedireceğim. Ve sonrasında şeklini vereceğim. Sen sevgilinle tatlı yapıyor muydun? Yok, yapmamıştım. Acaba o yüzden mi seni terk etti? Ama böyle kurabiye falan yapıp götürmüşlüğüm var. Çok fazla tatlı sevmiyordu kendisi. Tatlı dışında başka şeyler yapsaydın sen de. Böyle salatalarımı, kurabiyelerimi, yemeğimi yedi. Et yemeği seviyordu. Tatlı, şerbetli tatlı sevmiyordu. Süt tatlı, sütlü tatlıları seviyordu. Hmm, güzel. O tarz şeyler, o yüzden biz yiyorduk birlikteyken. Ben evde yapıp götürüyordum kendisine. Annesine falan gittiğim zamanlarda da mesela elim boş gitmiyordu. Hani muhakkak bir şey yapıyordum, evde bir şey hazırlayarak götürüyordum ki hani zahmet vermeyeyim. Sana hiç hediye aldı mı? Ya zaten biz birbirimize hediyeydik yani aslında. Wow, çok romantik. Şengül abla, Merve kendini mi kandırıyor sence? Anlamıyor bu. Üzülüyor. Elde diyorum el, ilde çok el oğlu var. Boş ver, at. Duydun mu Merve? İşte öyle at demeyle olsaydı keşke ablam. Sana hiç altın aldı mı? Yok, ben öyle altın, pırlanta, o tarz lüksleri seven bir insan değilim yani. Aa, 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 aa. Ya kimsenin, şu an 33 yaşındayım. Bu yaşıma kadar öyle paraydı, puldu, yiyen bir insan olmadım hiç. O zaman sen bu konuyu düşün biraz. Ben gidiyorum. Tamam, düşünüyorum. Artık hazır olan hamurumuzu oklava veya merdane yardımıyla şöyle güzelce açıyoruz. Hemen ardından kalıplarla daire şekline getiriyoruz. Bu işte tamam. Bisküvilerimiz neredeyse hazır gibi. İyi ki doğdun Şengül. İyi ki doğdun Şengül. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Şengül. Gerçek. Aa. Gerçek mi? Benim mi? Ya. Benim. Evet. Ya. Başka Şengül mi var? Aa. Vallahi senin. Vallahi iyi ki doğmuşsun Şengül abla. Şengül. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Sarılayım mı sana? Ay. Sarılalım Şengül ablam, gel buraya. Gel. Sıkı sıkı sarılalım. Yeni yaşın sana sağlık ve mutluluk getirsin.
Çok duygulandım. Hiç doğum günüm kutlanmadı. Kıyamam sana ya. Yemin ederim. Hiçbir zaman. Ay. Kutlanmadı. İyi ki doğdun seni. İyi ki tanıdık Şengül abla. Hadi öpme. Hadi dilek dile. Hadi. Diledin mi? Çok iyi ama bir şey ya. Dile. İlk doğum günü dile. Diledin mi? Diledim. Hadi. İyi ki geldin. İyi ki seni tanıdık Şengül ablam benim. İyi ki geldin. Hayatımda ilk defa doğum günüm kutlandı bugün. Hostiyemde. Çok sizlere teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinizde. Ekibinizin hepsinde. Şengül'üm, 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 Şengül'üm. Şengül'üm, Şengül'üm. Şengül abla, pastan biraz böyle esprili olsun dedim. Düşündüm, taşındım, pastanı patates şeklinde yaptırdım. Hani patatesler sökülürken doğmuşsun ya. Teşekkür ederim. Patates de olsun, ne olursa olsun. Sana hiç mi doğum günü yapmadılar? Hiç. Ama kaç tane çocuğun var? Onlar da bilmiyor işte. Bilmiyorlar. Soruyorlar, bilmiyorlar. Bundan sonra şöyle olsun mu bak. Mesela bugün ayın 27'si. Artık 27 Ekim senin doğum günün olsun. Nasıl? Olsun mu? Öyle mi oluyor? İnşallah. O zaman çocuklarına buradan bir seslen istersen. Çocuklarım, bundan sonra benim doğum günüm 27 Ekim. Kutlayacaksınız. İşte bu. Mesela benim annemin de belli değil. Ha. Ama biz anneme kimliğinde ne yazıyorsa o tarihte doğum günü yapıyoruz. Yok, ben yapmadılar hiç. Gerçek söylüyorum, yapmadılar. İçinde kalmış mıydı? Çok içinde kalıyordu. Çok. Bunu çocuklara hiç söylemedin mi sen? Yok, hiçbir şey söylemem ben. Peki sen onlara yapıyor musun? Yapıyorum. Yapmaz olur muyum? Yaparım ben. Ama onlar da izler de şey yapar ya, üzülürler. Nasıl yani? Onlar da üzülmesin ya. Kızlarım üzülür şimdiki ya, üzülmesinler. Hala onları düşünüyorsun. Üzülmesinler. Çok öpüyorum onları, seviyorum. Bu kameraya bakıp söyle. Onları çok seviyorum, öpüyorum. Şengül abla. Çocukken de mi yapılmadı doğum günü? Yok. Ben çocukluğumu yaşamadım ki. Şengül ablanın ilk defa doğum günü kutlandı. Ya gerçekten anlam veremiyorum. 6 çocuk annesi. Hiç mi bu kadının bu zamana kadar doğum günü kutlanmamış? Yazık ya. Eşin Hasan da mı doğum gününü kutlamadı? Yok. Sen onunkini kutladın mı? Evet. O doğum gününü kutlamazsan şey yapardık. Güzel giderdi. Ciddi misin? Ben de senin bir oğlun sayılırım. Bunu biliyorsun değil mi Şengül ablam? Bundan sonra her 27 Ekim'de doğum gününü kutlayalım. Olur mu? Olur. Gelirim ben, kapını çalarım. Gelirsin, kapıyı çalarsın değil mi? Yaparsın. Yaparım, bilirsin, yaparım. Yaparım tabii. Seneye Boğaz'da kutlayalım mı doğum gününü? Yok, evde kutlayalım. Ay, yanında çocukların da olsun değil mi? Tabii. Masraf olmasın diye mi? Evde olsun. Ama masraflar benden. Yok ya, senden niye oluyor? Sana altın kolye de alırım, canım benim. Yok, istemem altın kolyeni. Ben fazla bir şey istemem. Biri sana hediye alsa ne isterdin? Ben hiç bir şey istemedim ki. Bana şunu alın demem. Onlar ne alırsa alırlar. Tamam, her şeyden önce çocukların geliyor, anladım. Ama her insanın gönlünden geçen bir şeyler vardır canım. Var. Ne o? Ne o? Söyle hadi. Ha? Bilmiyorum ki hiç. Hiç düşünmedim ki. Ben kendimi hiç düşünmedim. Yemin ederim hiç kendimi düşünmedim. Hani bana da şu alınsa diyeceğin bir şey. Yok, söylemedim. Hasan abi sana hiç hediye aldı mı? Hayatımda, asla. Bir çiçek bile mi? Hiçbir şey. Sen aldın mı ona? Ben de onu almadım. Ben de ona hediye almadım. Ah ah ah, iyi yapmışsın. Çocuklarını da biraz ihmal etmiş sanki Şengül abla. Bir pasta alıp iki mum koyup getirmeyi düşünememişler. Yok, çocuklarım düşünür de bilmiyorum doğum günümü. Onlar da bilemedi ki, bilmediler ki. Hiçbir zaman. Bence bundan sonra kutlarlar. Gerçek yaparlar.
Şengül ablamızın sürpriz patates pastasını şimdilik kendi haline bırakıyoruz ve mutfaktaki telaşımıza geri dönüyoruz. Özenle açtığımız hamurumuza kalıplarımız yardımıyla yuvarlak şeklini veriyoruz. Hamur işi gerçekten zor ama yarışmacılarımız bu işin de üstesinden gelmeyi başarmış gibi. Merve buraya geldiğinde sevginden ayrılmıştın, flörtünden. Evet. 3 gün olmuştu, haber var evet. mı? Evet. Haber var mı? Aradım, sordum mu? Dün ne yapıyorsun diye mesaj attı bana. Ne diyorsun? Evet. Niye söylemiyorsun böyle haberleri? Ay, siz sormadan söylemek istemedim. He. Dün ne yapıyorsun diye mesaj attı. He. Konuştuk, bana başarılar diledi. Hayır, olmaz. Detay istiyoruz. Olacak iş mi? Bak, hemen diyor ki başarılar dedi. Arada ne oldu, onu söyle bize. Yani ne yaptığımı sordu, nasıl gittiğini sordu hayatımın. Barış, bak, adına bir adımı var mı? Şu an hala zamandayız, ayrılmış değiliz. Zamana bıraktık. Aa, helal olsun. Ama konuştuk yani. Bana kendisi yazdı. Merveciğim, annenden bir mesaj geldi. Annemin size çok selamı var bu arada. Bakalım, Fatma'nın düşüncesi değişecek mi? Şimdi Merve'nin annesini izliyoruz. Buyurun. Arkadaşım da sana dedi ki, ben senin beklentilerini karşılamayacağım. Ya 8 aydır anlayamadım bunu acaba, ben bilmiyorum. Ya beklentilerini karşılamak derken sen lüks mü istiyorsun, altın mı istiyorsun, elmas mı, pırlanta mı, ne istiyordun acaba? Ondan mı senin beklentilerini karşılayamadın? Neyse, onun problemi galiba. Bizim öyle bir problemimiz yok. Sen ayaklar üstünde duran bir insansın. Sen bu adamdan ne istedin ki? Beklentilerini karşılayamam dedi. Ev mi, araba mı, altın mı, pırlanta mı, beşi bir yerde mi, kemer mi? Vallahi benim evim de var, arabam da var, yazlığım da var. Çok şükür ben babamın evinde her şeyi gördüm. Benim sadece tek istediğim değer. Değer veriyor muydu? Evet, veriyordu. Hayır. Şimdi beklentilerini karşılayamam demenin altında başka bir şey olmadı. Değer değil. Hayır. Zaten verecek. Ben evlilik gözüyle bakıyordum. Hani kendi ailesi de evlilik olarak birazcık sıkıştırıyordu. Babası özellikle, oğlum hadi yaşın geldi, sen de dayın gibi mi olacaksın? Bak, dayın da geç yaşta evlendi. Sen de aynı olacaksın diye korkuyorum. Bir kaç tane... yaşındaydı? 35 yaşındaydı kendisi. Yani küçük dedi. Bir evinde bir çocuğu, hani insanlar ister istemez torun görmek, torunu sevmek istiyorlar. Bir evin bir çocuğu 35 yaşında gelmek olarak anne baba. Yani. Ama kızın bir kere terk edilmiş. Sen kalkıyorsun, terk edilen bir kız, senin kızın acı çeken bir kız. Sanki. Erkek tarafını savunmuş bayağı. Hı hı. Acaba kızım bayağı sen damat... çok bir şey mi istedin ki? Senin o isteklerini karşılayamazlardı. Olmuş yani. Senin o isteklerini zaten karşılayamazlardı ki. Yani sen daha zengin birine yönel yani, demeye getirmiş. Bir dakika, ne istemiş olabilir? Bilmiyorum, elmas herhalde. Bunun altında bir şey çıkar. Bak, yarın o enişte çıkar der ki benden bunu istedi, bunu istedi. Sen bana güzel güzel anlat. Bu çocuk niye ben bu kızın beklentilerini karşılayamam dedi. Beklerini diyor. Bir istek var. Songül Hanım ya. Vallahi kendisinin de bana dediği tek şey, ben senin gibi bir insan bulamam. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Bak, iyilik başka. Mesela şöyle denebilir. Mesela diyor ya anneler, ya bir evi olsun. En azından bir sabit geliri olsun. Sabit geliri var zaten. Hadi evi olsun, ne bileyim onu olsun. Hani anneler kızlarına rahat gidebileceği, en azından kira düşünemeyeceği bir yeri vermek ister ya. Bunlar sağlanmış mıydı? Zaten hani olmuş olsaydı bizim bir evimiz var, biz orada oturacaktık birlikte. Yani bizim kendi evimizde oturacaktık, kira nasıl sıkıntımız... Ya? Senin evinde mi oturacaktık? Aha, benim evimde oturacaktık. Samsun'daki evimde oturacaktık. Yani pek bir öyle bir beklentim falan o yüzden olmadı. Vallahi belki de şeyden korktu Songül Hanım. Yani şimdi bunda her şey var. Belki de adam dedi ki, bu beni parasıyla ezer, ileride nikah olduktan sonra ben hiç güveysi olamam da demiş de olabilir. Çünkü diyor ki her şeyi sundum diyor. Annesi diyor ya hani, demiş ki beklentilerini karşılayamam. Bence Merve dedi ki, ben ev imkanını sunayım. Evim var, arabam var, şuyum var, buyum var. Sen de bir sonraki aşamadaki masrafları sen karşıla. Evet, dedi, bravo. Dedi ve çocuğa bu zor geldi. Bunu çözemedim, hadi bakalım. Arkadaşlar elini yakma ha Şengül abla. Yakmam, benim elim alıştı. Hızlanın hızlanın, dakika gidiyorum. Kız pasta deriyor, pastayı yiyelim. Hadi kız, hadi. Hadi hanımlar, hızlanın. Bitiyoruz, hadi fırına. Dakika bitiyor. Son kaldı, onu yapayım da atacağım. Aşkım sen niye bütün yumurtanı hamura koymadın? Hepsi hamura. Hayır ya. Ben okudum.
Hanımlar, bir hata değil, iki değil, üç değil, dört hiç değil. Tam beş tane hata var. Nasıl yani? Beş hata final günü gerçekten ya? Şaka mısınız ya? Odaklanın, yapın ya. İnşallah bu hatalar bizden değildir. Eğer bizden olursa çok çekecekleri var elimden. Şengül abla, sen mi yaptın? İki yumurta yazıyor ya. Hayır. Ya şefimiz, beni üzme. Bak benim şeyimi düşürme. Şefimiz hani o ölçüleri normal ev standartları için veriyor ama bize burada ne verirsek kullanın diyor. Hepsini kullanacaksın hayatım. Dinlemiyor musun? Dinledim. Kaç yumurta kırdın? İki. Ekle madem. Ne ekleyeceğim? Hamur. Geçler. Fatma. Efendim. Bu hataların üç tanesi seninmiş, biliyor musun? Neymiş? Yumurtaları bıraktılar ya. Onlar eve götürecek. Hataların üç tanesi seninmiş. O yok, yok, yok. Yok. Emin misin? Eminim. Ama öyle diyor şefimiz. Vallahi şefimiz der de o hep kafa karıştırmak için atar bir şey ortaya. Karıştırıp gider. Gidiyorum ben. Son beş dakika. Hadi hızlanın hanımlar. Son dakikalara girildikçe merakla beklediğimiz bu final gününde lezzet yolculuğumuzu tamamlamak için son hamlelerimizi yapıyoruz. Haydi kızlar, 3, 2, 1. Hadi bitti. Geçmiş olsun. Buyurun. Bırakın, kaldırın, kapatın üstlerini. Örtüleri örtün. Hadi gelin, örtüleri de örtün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.